Hayatta başarılı olmanın kurallarından bir önceki videolarında belirttiğim üzere disiplin çok önemli. İradeli olmak çok önemli ve bunlar birdenbire olan şeyler de değil. Aslında bizler ebeveynlerimiz bizi güzel yetiştirmiyorlar gerçekçi olalım. Evet başlarımızın üstünde yerleri vardır, elleri ayakları öpülesi insanlardır ama bizleri ideal olarak yetiştirmiyorlar. Ya aşırı korumacı ya da aşırı baskıcı. Bunun ortası yok. Dolayısıyla daha küçük yaşta bize bu sorumluluk duygusunu, özgüven duygusunu vermeleri gerekiyordu. Ee, bakın bir örnek vereyim. Ee, bu çok dikkatimi çeken bir örnekti. Bir toplantıda dinlemiştim. Efendim tatile giden insanlara baktığın zaman Türkler yabancıları çok rahat anlarsın. Türkler kendi çocuğun tabanı kendi doldur. Ondan da koyar, bundan da koyar. Her şeye karar verir. Çocuk sanki bir şey beceremeyecek gibi. Ama Yabancılar öyle yapmıyorlar. Çocuk tabağını alıyor kendi koyuyor. İsterse düşürsün, isterse toplasın, isterse efendim yanlış şeylerden yesin. Kendi anne bırakıyor. Daha o yaşta özgüven duygusunu geliştiriyor. Bizler maalesef bu alanda birazcık eksiyiz. Bir başka eksiğimiz nedir? Çevremizi çok şekillendiremiyoruz. Bir insan beş arkadaşının ortalamasıdır derler. Arkadaş çevrenizi şöyle bir gözden geçirin. işte siz onların ortalamasısınız. Ve sizlere şunu öğütlüyorum. Sizin enerjinizi sömüren, sizi efendim bir şeyleri başarma duygusundan alıkoyan, içinizdeki aşkı, şevki, içtiyakı öldüren arkadaş çevrenizi bence bir kenara koyun derim. Öyle bir çevreniz olmadı ki değiştirebildiğiniz şeyleri değiştireceksiniz. Yani anne babanız, kardeşiniz bunu yapıyorsa değiştiremezsiniz, evi ya, terk edemezsin. Ama mümkün olduğu kadar bir an önce evi terk etmeye bak. Neden? Bizim ülkemizde anne babalar çocukları kendilerine bas bağımlı yetiştiriyorlar yahu. Çocukları kendine bağımlı Çocuk kendi olamıyor. Niye bu kadar psikopatik rahatsızlıklar var? Neden bu kadar sapkınlıklar var bu toplumda? Neden bu kadar bu toplum depresif eğilimler içerisinde? Neden ülkemizde bu kadar boşanma olayında hep kayınvalide ve kayınbaba? Kayınbaba yok da kaynaların, görümcelerin rolü çok fazla. Çünkü aileler aşırı müdahaleci. O münasebetle siz siz olabilmeniz için bir an önce ekonomik bağımsızlığınızı kazanın, atanın gidin. Ya da üniversiteyi kazanın gidin ama üniversiteyi kazanıp gidip yan gelip yatmak değil. ha Kişiliğinizi bulmaya gidin, kendi kişiliğinizi oluşturmaya gidin. Bir şeyi asla iki gün üst üste ihmal etme derim. Senin o gün yapman gereken bir iş mi var? Atıyorum pazartesi günü coğrafya çalışacaksın, salı günü çalışmadın, çarşamba günü tekrar çalışacaksın. Aynı hatayı iki gün üst üste yapmama konusunda karar almanı istiyorum. Bu bir hataysa, bu bir eksiklikse ki öyle, İki gün üst üste o eksikliği yaşamayacaksın. En fazla 24 saat olması lazım. Bu konuda da iradeli olman sana katkı sağlayacak. Bunu göreceksin. Geçiyorum bir başka olay. Bir dersi anlamanın en önemli parametrelerinden biri başkasını anlatmaktır. Bakın dinlemenin %10'u akılda kalır, görmenin %30'u akılda kalır, yazmanın %40'ı kalır. Fakat rakamlar oranlar önemli değil. Birini anlattığın dersin %90'ı aklında kalır. O yüzden sen Dinlediğin dersi, çalıştığın dersi anlatabileceğin masum birini bul. Bu annen olabilir yemek yaparken git anlat, kardeşin olabilir ya da kedini anlat ya birilerine anlat. Einstein der ki bir mevzuyu 6 yaşındaki çocuğun anlayacağı şekilde anlatamıyorsanız siz onu anlamamışsınız demektir. Doğruya doğru ve ben bunu destekliyorum. Coğrafyada ezber yapanlar Coğrafyiyi mantığına yatırmayanlar hepsi aynı sıkıntıyı yaşıyorlar. Ben ne yapmaya çalışıyorum? Mantığınıza yatırmaya çalışıyorum. Anlattığım derste belki 30 videoda anlatılacak şeyi bakın ben 55 videoda anlatıyorum. Neden? Bir anlatırım, pir anlatırım diyorum. Sizler ne yapacaksınız? Her bir dersi uygulayacaksınız. Çalıştığınız konuyu genel hatlarıyla bir başkasına anlatın. Einstein'ın o sözünü sakın unutmayın. Algılamayın ki bu devletin, bu ülkenin her bireye değil, her kişiye değil, her kişiye ihtiyacı var. Sıradan insanlara değil, kendi kapasitesinin farkında olup bunu kullanan insanlara ihtiyacı var. Ve sen kendine gelecekte iyi bir yer edinmek istiyorsan bu konfor alanından kurtulmaya ihtiyacın var. Bakın kendi hayatımdan örnek vereyim. Ben e, liseden sayısal çıkışlıyım. Dershaneye gitmedim. Dershaneye gitme imkanım olmadı. Oldu daha sonra ailemin parasına kıyamadım doğrusu. Altı kardeş olunca dedim ki ben bu işi kendim de yaparım. E, ve gerçekten sabahlara kadar çalıştığım oldu. Sobalı evde, soğuk odada ders çalıştığım oldu. Ve şunu da söyleyeyim. E tabi bizim jenerasyon biraz da maddi yoksunluk içerisinde yetişti. Ben orta 2'den lise, üniversite 2'ye kadar Dışarıda çalıştım, inşaatta çalıştım, seyyar satıcılık yaptım ve gerçekten nefsime çok ağır geliyordu. Ama arkadaşlar o işleri yaparken konfor alanından çıktım. O benim azim duygumu efendim o kadar kamçıladı ki o işi başarmam gerektiğine çok fazla ciddi manada bana yüreklilik verdi. Ben seyyar satıcılık yaparken kenarda mutlaka üniversite hazırlık kitabını bulunduruyordum ve ilk yılımda kazandım. Ve benden alışveriş yapanlar bana saygı duyuyorlardı. Bu çocuk değiş var, bu çocuk kesinlikle kazanacak çünkü burada bile ders çalışıyor. Dolayısıyla konfor alanımı terk ettim. İlk yılımda kazandım, okudum coğrafya öğretmenliğini. Daha sonra bununla yetinmedim. Bakın benim ee, akranlarım, meslektaşlarım, branştaşlarım sadece coğrafyayla yetinirken ben başka eğitimler de aldım. Bir öğretmenin İsviçre çakısı gibi olduğuna inanıyordum. İstanbul'a gittim. Maddi manevi fer feragat yaparak, konfor alanından çıkarak özel seminerler aldım. Bugün Türkiye'nin tanıdığı Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'tan biri bir e, özel seminer aldım. Üstün Dökmen, Profesör Üstün Dökmen daha o zamanlar bu kadar parlamış değildi. Bu insanlardan dolarla seminer aldım. Ve 300 dolar, 500 dolar bakın. Dolayısıyla diksiyon eğitimi aldım ve başka başka eğitimler, etkili sunuş teknikleri eğitimi aldım. Neden? Bunları size sergilemek için. Bir öğretmen tek düze olamaz. Bir öğretmen hitabet edecekse, hitap ediyorsa toplumu değiştirebilecek iki kesimden biri öğretmense aileden sonra kendine yatırım yapması lazım. Fakat ne oldu? Bak hafıza teknikleri eğitimi aldım, hızlı okuma eğitimi aldım. Dolayısıyla bunlar bu sene belki 10 yıl sonra, belki 15 yıl sonra ancak çiçek vermiş oldu kendine yaptığın iş bir yatırım neticesiz kalmaz. Ve ben bu seminerlere giderken yerine göre otobüs terminallerinde sabahlarken yerine göre yemeğimi öğünümü ertelerken aç kalırken paramı biriktirip bunlara gittim. Konfor alanım dışına çıktım ve benim akranlarım bana gülüyorlardı. Ya seninki de iş mi ne bu böyle falan filan. Dolayısıyla arkadaşlar kendi hayatımdan örnek verdim. Sizler konfor alanınızdan çıkmadıkça Kendinize yatırım yapmadıkça gelecekten çok fazla bir şey bekleme hakkınız da yok. Şu geleceğe sitem edenler, sürekli kadere isyan edenler, sürekli hep dünya evren etrafında dönsün diye bekleyenler, her şeyden şikayet edenler arkadaşlar muvaffak olamazsınız. Sizler hayata karşı inisiyatif alacaksınız. Hayat her zaman size istediğiniz gibi gelmez. O zaman mevcut şartları değiştiremiyorsan kendini değiştireceksin. Bakış açını değiştireceksin konfor alanı değiştireceksin ve kendi hayatına karşı inisiyatif alacaksın. Liderlere bakıyorsunuz, dünyaya yön veren liderlere bakıyorsunuz çok büyük mahrumiyetler, çok büyük cefalar çekmişler. Yani dünyadan da örnek verilebilir işte Mahatma Gandhi. örnek verebiliriz. Gandhi örnek verebiliriz. Yıllarca hapislerde kalmış ama ne olmuş sonra bir lider olarak dönmüş. Ya da bir Lenson Mandene ya da ülkemizden bir Mustafa Kemal Atatürk. Ya da bir Yavuz Sultan Selim ya da bir Kanuni Sultan Süleyman at sırtından inmemiş. Yani tarih yaz yapmaktan tarih yazmaya fırsat bulamayan, çocuk yapmaya fırsat bulamayan neredeyse arkadaşlar. Savaşlarda askerin en önünde giden bu insanlar, bakın iz bırakmışlar. Dolayısıyla evet, herkes bir Fatih olmak zorunda değil, herkes bir Einstein olamaz, herkes bir Mustafa Kemal olamaz. Ama siz bu da değilsiniz ya, bu da değiliz yani. Bence bir insan hayata çok daha fazla şey sunabilir. Bu da kendi kendimize oluştuğumuz bu konfor alanından biraz bak biraz diyorum çıkmakla mümkün olabilecektir ki güzel bir hayatı kendimize ve çevremize sunabilirim. Evet ben Mehmet Eğit. Bugünkü videomuzda bu şekilde olsun. Yaşadığınız coğrafyalara selamlarımı gönderiyorum.